Değerli dostlar, en özel insanlarımızın hayat hikayelerini, onların alın terlerinin hikayelerini ve güzel haberlerimizi, mutlu haberlerimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Değerli dostlar, çok duygusal bir haberi getireceğiz ekranlarınıza. Erzurumlu bir dağcı, 3 metreden tam bir dağ keçisini vuracakken, dağ keçisinin gözlerinden şapır şapır süzülen ve yere damlayan gözyaşlarını gördü. Yüreği el vermedi, dayanamadı ve onu vuramadı. O günden sonra hayatını doğaya adadı ve hiçbir hayvanı vuramadı. Öyle ki hayatı belgesellere konu oldu ve ödüller aldı. İzliyoruz. Dağcı Bülent Erkan. İnsanlar ona dağların oğlu diyor. Bayır bucak dağ dağ geziyor. Zaman zaman doğayı, zaman zaman canlıları kamuflajla fotoğraflıyor, hatta avlıyordu. Erzurum'un İspir ilçesinde geçen yıl hayatının konu edildiği Dağların Oğlu adlı belgeselle uluslararası ödül aldı dağcı Bülent Erkan. Bir dağ keçisini tam yakın mesafeden vuracakken keçinin hareketsiz bir şekilde ağ başladığını gör ve bakın o inanılmaz duygusal anları Erkan Bey nasıl anlatıyor. 3 metreden tahmini çengel boynuzlu keçiyi, bir teki bir keçiyi pusuya düşürdüm. Hava berrak bugünkü gibi ama soğuk. Vuracağım dedim. Tetiğinize boşluğunu topladım ama hayvan ateşi demiyorum, kıyamıyorum derken hem izliyorum. Ama şansı yok yani. Tek satmalarına bile çok yakın mesafede düşürme şansım yüksek, %100. Yere birden bir su damlası düştüğünü gördüm. Bu ne? Onu çözmeye çalışırken baktım tekenin şurağından akan yağışlar sıt sıt hafif ayağına eşlik karıyı yere damlıyor. Yani çaresiz içerisinde kalan hayvan ağlamaya başladı. Tam o anda Erkan Bey kendi deyimiyle kendisini dünyanın en cahil varlığı olarak hissetti. Ve bakın ne yaptı. Ve kaçacak şansı yok. En çok benim üzerimden büyük bir ihtimalle adlamaya çalışırdı. Yani o an dünyanın en cahil insanı ben olduğumu düşündüm. Yani ondan sonra ne yapıyorsun dedim ya özgürlüğüne kavuşmasına izin verdim. O günden sonra Erkan Bey doğa dostu oldu ve hiçbir hayvanı avlamadı. Göllere balık bıraktı, hayvanlarla dost oldu. Balık olmayan göllere balık atıp üretmeye çalıştım. İlk önce köyde akvaryum yaptım. 133 tane balık attım. Tabii ki insanlar bir yandan da çaldılar, zehirlediler. Sonra gölün ayağında yer yapıp yumurta sayısına bakmıştım. Ve atıp 99, 98, 97 yıllarında atıp sonra 2005'lerde araştırmaya başladım ve bazı göllerde muazzam kırmızı benekli alabalık üredi. Doğada karşılaştığı hayvanlara da artık selam vermeye başladı. Ayılara selam verip arkadaş olmaya çalışsa da kaçmalarına engel olamadı. Yo! Selamünaleyküm! Ulan gel lan kaçma! Bülent Bey hayatıyla örnek oldu. Belgesellere konu olup ödüller aldı. Artık o bir doğa dostu ve hayatını doğaya adamış durumda. Ve bu ilk ödülünü Erzurum'da Kar Film Festivali'nde aldı 2006'da. 2006'da Türkiye'den çok ödül alan belgesel filmler arasında yer aldı. Yurt içinde, yurt dışında 10 civarında ödül aldı ve birçok yarışmada da finalde kaldı. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Muhittin Bey'in hikayesini izleyeceğiz. Onu gören herkes bir moda ikonu zannediyor. Rengarenk, cıvıl cıvıl giysileriyle dikkat çekiyor. Lakin o bir dönerci. İzleyelim. Rengarenk, birbirinden şık kıyafetleri ve karizmatik stili. Onu gören herkes bir moda ikonu zannediyor. Caddede yürürken tüm dikkatler onda toplanıyor. İngiltere'den ve İtalya'dan getirdiği kumaşlarla tarzını konuşturuyor. Nasıl çiçekler toprağın altında rengarenk çıkarsa,
Bu da insanlara layıktır diye düşünüyorum. Herkes renkli giyebilir. Şöyle tek tek mesele... Kumaşları da özel değil mi efendim? Yok, kumaşları özel, evet. Bu İngiltere'den gelen ketendir, özel bir keten. Muhittin Solmuş, İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın en janti dönercisi. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun, hoş geldiniz. Sektöre uyarladığı tarzıyla da herkesin dikkatini çekmiş durumda. Birbirinden şık kombinasyonlarıyla alıyor eline döner bıçağını ve başlıyor dönerini kesmeye. Aslında o işine özen gösterdiği kadar giyimine özen gösteriyor. Ve farklı farklı, çeşit çeşit, rengarenk giyinmeyi çok seviyor. Gerçekten elbise artık bir ihtiyaç değil, bir mutluluktur yani. Ondan dolayı gittim, bunu bir şeye getirdim, hobi haline getirdim. İnsanlar tarafından sevildiğini gördüğüm için şeye başladım, artık renkli renkli giyinmeye başladım. Ortam çok dikkat çektiği için insanlar bana bakınca mutlu oluyor, gülüyor. Ben de onlarla birlikte mutlu olmaya başladım. Hava durumu ve ruh haline göre kıyafet seçen Solmuş, çevresindekilerin gülümseyen bakışlarıyla karşılaşıyor. Bu durumdan mutluluk duyan Solmuş, vatandaşlarla sık sık selamlaşıyor. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Değerli dostlar, güvercinler normalde ürkek olur. Lakin şimdi öyle bir güvercini izleyeceksiniz ki, sahibi nereye giderse gitsin, güvercin de onun peşinden gidiyor. Sahibi kahvehaneye bile gitse, gidiyor masaya konuyor. Sahibi onu yavruyken bulmuş ve elleriyle beslemiş. İzliyoruz. Güvercin diğerlerinden farklı. Sahibinden korkmadığı gibi kahvehaneye bile onunla gidiyor. Murat Yıldız, Sakarya Pamukovalı. Bu güvercini daha yavruyken buldu ve onu elleriyle beslemeye başladı. Bir haftalıkken buldum. Daha doğrusu birisi getirdi. Annesi babası ölmüştü. Biz bunu şırıngayla büyüttük, besledik. Daha sonra bize bu böyle bu şekilde alıştı. Şimdi sürekli peşimizde geziyor. Sevimli güvercin Murat Bey nereye gitse peşinden ayrılmayıp onunla gidiyor. Murat Bey ise bu dostluğun temelinde ancak sevgi olabileceğini söylüyor. Nereye gitsem yanımda. Sürekli kahvede, orada. Benim yanımdan ayrılmaz. Hayvanlara sevgi gösterirseniz bu şekilde her türlü alıştırabilirsiniz. Yani bir güvercin, basit bir güvercin ama sevgi bütün kapıları açıyor. Değerli dostlar, şimdi Rize'ye gidiyoruz. Rize'de gelin şöyle birlik beraberliği sağlayalım dediler. Bir hamsi şöleni yapalım dediler. Tam 2 ton hamsi pişirdiler. 1 saatte ise hamsi kalmadı. İzleyelim. Tam 2 ton hamsi pişirildi, birlik beraberliğe davet edilip afiyetle yenildi. Görüntüler tabii ki Rize'den. İyidere Belediyesi'nce düzenlenen 10. geleneksel hamsi beraberliği şöleninde lezzetli bir saat geçirildi. Tabii bu amacımız bu birlik beraberliği sağlamak. Menşur olan Karadeniz'in menşur olan hamsisiyle beraber Karadeniz'i daha da tanıtmak. Amacımız bu. Hamsinin her çeşidi bu festivalde yapıldı. Hamsi yeme yarışı da festivalin olmazsa olmazıydı. 2 ton hamsi tam 1 saatte tüketildi. Bu sene gördüğünüz gibi 5 çeşit hamsi yeme yarışması yapıyoruz burada. Tabii bu sene hamsi biraz kıt. Hamsiyi biz en son Trabzon'da yakaladık. Karadeniz hemen burnumuzun dibine olmasına rağmen
Ancak kaçan hamsi Trabzon'da yakalayabildik. Trabzon hamsi aldık. 2 ton hamsi kullanıyoruz bu sene. Değerli dostlar, bu haftanın en güzel haberlerini, kıymetli haberleri ve en özel insanlarını yine sizlerle paylaştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.